Ben hepinizi teker teker tanımak istiyorum çocuklar. Bana kendini tanıtır mısın? Tanıtırım. Evet. Yani tanımak deyince adınızı, soyadınızı, kaç yaşında olduğunuzu öğrenmek istiyorum. Annenizden, babanızdan söz edebilirsiniz. Kaç kardeş olduğunuzu söyleyebilirsiniz. Tamam mı? Şimdi bana kendini tanıtır mısın? Tanıtırım. Adın ne? Hasan. Hasan. Soyadın? Kılıç öğretmenim. Hasan Kılıç. Kaç yaşındasın Hasan? 11 yaşındayım öğretmenim. 11 yaşındasın. Peki, teşekkür ederim. Oturabilirsin. Peki, sen kendini tanıtır mısın? Adım İbrahim, soyadım Kara öğretmenim. Annemin ismi Hava. 12 yaşındayım. Kardeşim yok, babam da yok. Ben Emine, 3 kardeşim var. Sakine, Fikriye, Necmiye. Onlar daha küçük ama bir tane de annemin karnında var. Babam oğlan doğur diye anama. Benim ismim Gürkan öğretmenim. Su ismim Temiz. Neresi Temiz bunu öğretmenim? Gürkan Çıkat öğretmenim, beni hep dövü. Aa Gürkan, gördüm arkadaşına yaptığın hareketi. Hasan, sen de Gürkan'la alay ettin. İkinizin yaptığı da hiç doğru değil çocuklar. Bana da güldüler öğretmenim. Tamam Emineciğim. Bundan sonra gülmeyecekler değil mi çocuklar? Evet öğretmenim. Aferin size. Evet. Şimdi de ben size kendimi tanıtayım. Benim ismim Hayat. Soyadım Güroymak. İstanbul'dan geliyorum. Benim babam da İstanbul'da çalışıyor öğretmenim. Öyle mi? Ne iş yapıyor? Yalan söyle öğretmenim. Yalan söylemiyorum. Öğretmen Gürkan bana vurdu. Ne zaman vurdu? Evet vurdu. Gürkan geçen gün bende dövdü öğretmenim. Yalan söylüyorum. Ben de şahidim. Geçen gün vurdu öğretmenim. Yalan söylüyorsunuz. Üçkağıtsızın oğlum sen. Ben de şahidim. Ben doğru söylüyorum. Öğretmenim beni de dövdü. Muhammed doğru söylüyor öğretmenim. Geçen gün Gürkan'ın Muhammed'i de dövdü. Ha doğru söylüyor. Birinci sınıflar bile evlerine kendi başlarına gidiyorlar ama öğretmenleri... Neleri neleri? Öğretmenleri. Ama onların aralarında kızımı görünce dünyalar benim oluyor. Anneciğim buradayım. Ne yapıyorsun? Kahve. Sana da yapayım mı? Ne kahvesi yapıyorsun? Türk kahvesi olsaydı içerdim ama bundan hiç haz etmiyorum. Tamam, ben de sana Türk kahvesi yaparım. Canım kızım benim. Hadi annem sen geç dinlen, ben şimdi getiriyorum kahveyi. Tamam bir tane. Şöyle ana kız karşılıklı bir kahve içelim sana. Ah. Ebru, kuşları yemledin mi? Yemledim. Ya ne kadar oburlar, 2 kilo yem verdim neredeyse. Canlarım benim. Gülcih Hanım'ın yadigarları. Ay telefon edecektim. Hay Allah. Ha, bileti almış. Neden 2 tane bunlar? Burada oturuyor. 3. sınıflar burada oturuyor. 4, 5'ler de burada oturuyor.
yaptıktan sonra. Şimdi ne yapalım? Ben şarkı söyleyeyim mi öğretmenim? Şarkı da söyleriz Gürkan'cığım ama önce bir bakalım okuma yazmamız nasıl? Evet. Hasan, okur musun burada ne yazıyor? O okullu lan bu. Tamam Hasan, oturabilirsin. Şimdi ben okuyorum, sonra siz de benim arkamdan tekrar edeceksiniz, tamam mı? Tamam, tamam öğretmenim. Okulumuz bugün açıldı. Açıldı. Şimdi bir cümle daha yazıyorum. Gürkan, bunu da sen oku. Gürkan'cığım tamam, oturabilirsin yerine. Zeynep'ciğim, bunu sen okur musun bu cümleyi? Gel bakalım. Çalışırsanız, evde çok çok kitap okursanız, o zaman hepiniz birinci olursunuz. Anlaştık mı çocuk? Anlaştık öğretmenim. Neyi öğretmen sizden öğretmenim? Peki, madem derslerinizi çalışacağınıza bana söz verdiniz, o zaman ben de size hediyelerinizi vereyim. Bakalım beğenecek misiniz? Sandın Leyla Sultan. Ama bak ne kadar güzel oldu. Köpüklü köpüklü. Burak kim? Burak bizim üniversiteden bir arkadaş anneciğim. Biz şu Amerika'daki okula beraber başvurmuştuk. Yani aslında birkaç arkadaş başvurduk da işte sadece Burak'la beni kabul etmişler. Yani tesadüf işte. Demek bu biletler de tesadüf eseri senin çantana girdi. Yok aman. Ya şimdi biz Burak'la beraber gittik biletleri almaya. Burak çok dalgın bir çocuk, biraz sakar. O da dedi ki hani ben bunları kaybederim, başlarına bir şey gelir sen de dursun dedi. O yüzden aldım ben biletleri, o yüzden burada. Bu hikaye bana pek inandırıcı gelmedi. Anne, sen söylesene kahve nasıl olmuş? Ha, hiçbir şey söylemedin. Beğendin mi? Beğendim. Eline sağlık. Afiyet olsun. Annem benim. Çocuklara göz kulak olursun değil mi Musa? Ha. Senin gözün arkada kalmasın hayat örtü. Tamam. Ding 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 ding
Emret komutanım. Rahat mı Ömer? Emredin komutanım. Karatepe köyünde bir ceset bulunmuş komutanım. Bir kadın. Aracı hazırlayın. Muammer, sen de nöbeti bir arkadaşına devret. Emredersiniz komutanım. Tamam la Zakiye. Aşındırdın çizmeleri ha. Bir şeyden anlamayayım ki ağam. Allah akıl vere. Allah sana akıl vere. Hem ne oluyor böyle sökük dökük giydirin ama? Püh senin sıfatına la karı. Dikkat et şunu. Merhaba. Oo Örtmen Hanım, hoş gelmeyin. Hayırdır? Bir problem yoktur inşallah. Şimdilik yok. Bugün okulumuzu açtık da törene kimse gelmedi. Sen ne diyorsun Örtmen Hanım? Köylü ineğinin koyunun derdinde, okul umruna mı? Okulumuzda yesyen oldu ama değil mi? Sağ olsun Yusuf komutan, hiç kırmaz beni. Bir el at şu okula dedim, o vakit yıldı asker kapıya. Ben öğrencilerle ilgili konuşmaya gelmiştim. Köyde kaç tane okul çağında çocuk var? Çok hızlı geldi çünkü okula. Evraklarımı getirin lan! Yeleğimi de getirin. Ciğerimi dondurdular imansızlar. Vallahi bir sürü çocuk vardı bahçede ama az değil sen demek. Hepi topu 10 tane çocuk geldi Mahmut Bey. Hı. Muhtarım öyle sökük dökük giydirirsen dikersin böyle. Sus kız ispiyon. Ne ispiyonmuş? Böyle yapmasaydın sen de. Zekiye vallahi kafamı tası atıyor bak ha. Ne olacak kafanı tası atarsa? Dur elim ayağım dolaştı zaten. Elim ayağını dolaştıysa ver ben dikeceğim. Ya ver. Allah bu dünyada benim belamı vermiş Ötmen Hanım. Burada duralım. İşte burası. Buradan Kurtepe'ye kadar benim. Geç. Beceriksiz, hele ne biçim dikmiş. Sen bir git gel akşama, ben bir güzel dikerim ağam, olur mu? Olur olur, dikersin lan. Vallahi köyde ne kadar insan, çocuk, koyun, keçi, inek varsa hepsi orada yazıyor Ötmen Hanım. Her evde en az 5 tane çocuk var. Nerede bu çocuklar? Ha, Selami'nin sürü. Ümitsiz vaka, başka? Bakayım. Mervan'ın veletler var bir de. Ha, vallahi ben sana diyeyim. Metele'ye kurşun atayım Mervan. Çocuk çocuk yollamaz okulu o. Nasıl yollamaz? Yollamaz. Keyfini kayasın mısın? Yollamaz diye bir şey yok. Yollayacak, cezası var. Yollamaz. Yemeğe bak. Peki bu 4 oğlan 3 kız, 5 tanesi okul çağında. Nerede bu çocuklar? O hiç yollamaz. Kızlarını kapı önüne koymayın. Nerede kalmış okula yollayacak? Vallahi ben sana diyeyim, 10 öğrencim var diye yat kalk dua et Örtmen Hanım. Devlet nikahı yapacaksın değil mi Mahmut? Yap. Al bunu nikahına. Yap da görsün o ikisi. Anıyı açmamak neymiş? Görüyorlar. Anay, ben sana ne diyeyim bilmem ki. Satılık tarla. Nedi? Cemal Yılmaz'dı. Eşş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 
yazdınız. Şimdi bu yazdıklarınızın aynısını evde bir kere daha yazmanızı istiyorum sizden. Tamam mı? Tamam efendim. Zeynep, Gürkan bir de Hasan. Siz de sizin defterinize yazdıklarımın aynısını kendiniz evde bir daha yazacaksınız. Oldu mu? Tamam. Tamam. Evet, zaten dersimiz de bitti. Bu son dersimizdi. Şimdi evlerinize gidebilirsiniz. Hadi bakalım. Hadi bakalım çocuklar. Hadi bakalım. Sana bir de zil lazım Hayat Öğretmen. Haklısın Musa, alırız. Sen hiç merak etme. Yarın erkenden gelir sobayı yakarım ben. Sağ ol Musa. Sen olmasan ne yapardım ben kim bilir. Estağfurullah Hayat Öğretmen. Ne biçim söz o? Sen İstanbullardan kalkmışsın, buralara gelmişsin. Okulumu çocuk sesleriyle doldurmuşsun. Benim ettiğim ne ki? Çalı kuşu gibisin abi. Hani oradaki Feride öğretmen gibi. Çalı kuşu mu? He. Sen biliyor musun onu? He, ben bilirim. Tam 20 kere okumuşum. Hani orada bir Munise vardı, ölür. Oraya çok ağlamışım. Bir de Feride'nin anası öldüğünde. Öksüz bir başına kalmış zavallı. Kitabım çok eskimiştir ama. Sinan öğretmen gideli herhal bir 30 yıl oldu. O mu vermişti? Ha, daha çok kitap verdi bana. Neyse, kim bilir. Yaşıyor mudur? Ben giderim. Kal sağlıcakla Hayat Öğretmen. Hoşça kal Musa. 50-70'den 50 olur. 50-10'un 50-70'e dinlemedeyim. Şüpheli 90-35 yakınlarında görüntü. Anlaşıldı. Kemenli köyü komutanım. Duydum. Biliyoruz. Hayat İsmail, ben akşama geliydim. Babam evde mi kız? Evde, buradadır. Baba. Ha. Baba Cemal, tarlaları sati. Satamaz. Sati baba, sati. Aha böyle boy boy direkler var. Ne direkleriymiş? Yahu hepsinin üstünde satılık tarla yazıyor. Cemal Yılmaz diye de adını bırakmış. Cemal, Cemal. Sen benim başıma bela olmaya mı geldin? Ne yapayım baba? Gidim yanına varayım mı? Hiçbir şey yapma. Gelin, ceketimi getir. Getiriyorum baba. İbrahim, ne yapıyorsun sen burada? Seni bekleyen öğretmenim. Beni mi bekliyorsun? Ne oldu, bir şey mi söyleyeceksin? Yok öğretmenim, Osman Ali'de kalmamışsın. Yalnız başına gitmeyesin diye bekliyorum. Oğlum, hadi sen merak etme, ben götürürüm öğretmenini. Hadi sen git canım. Nasıl da erkektir. Sanırsın büyümüş de güçülmüş. Bak böyle kibarlıklar benim Osman'ımın aklına geleyim hiç. Babası yokmuş İbrahim'in, öyle mi? Ha, hiç deme. Daha anası İbrahim'e gebeydi. Van'ın orada bir araba kazası oldu. Öyle gidiverdi birdenbire. Yazık. Nasıl geçiniyorlar peki? Hayvanları var. Onlara bakıyorlar. Bir ana bir oğul. Karınlarını doyuruyorlar işte. Ama köylük yerde bir başınalık zor. Üstleri başları da çok perişan çocukların. Bir kazakla dolaşıyorlar bu soğukta. Bu karalık. Ama alışıktır onlar. Sen tasa etme. Evet. Yusuf, ben çıkıyorum. Nerede buluşalım? Özlem görevdeyim. Ben dönünce ararım seni. Kendi işinize baksanıza. Kaç ay oldu kafalayamadı bir şu Yusuf'u. Kaçıracak elinden. Diyeceğim o ki Kumru yenge, bu Cemal eski ağza yeni kaşık uyduruyor.
Biz atalarımızdan, babalarımızdan böyle mi gördük? Dorpak satılmaz, alınır. Öyle değil mi? Doğru dersin Bayram. Hem bütün köylünün de diline düşmüşüz vallahi. Ne dilermiş? Dilermiş ki Yılmazlar dorpak için birbirlerine düştüler. Anne. Cemal de buradaymış. Köyde miymiş? He ya. Dorpakları geziyormuş. Sağa sola kazık çakıp buralar satılık değilmiş. Kazık mı çakıymış? Yani bizim toprakları he mi? He ya. Ben Cemal'le bir konuşacaktım ama önce senin bir olurunu alayım dedim. Nereye ya? Şimdi sana soracağım. Ver seni. Ana nereye gidiyorsun? Karışma sen. Yürü git. Gel kız içeri. Ben sana soracağım onu. Eninde sonunda gününü göreceksin Cemal. Kolay gelsin bacım. Bak öğretmene köyümüzü gezdireyim. Merhaba. Aldırma sen. Yabancıla dedi ondan. Havada çamaşır nasıl kurur Hacer abla? Kurur kurur. Ayazda daha iyi kurur. Rüzgar çekiyor ya şimdi. Hele. Çamura basmış çaliye asayım. Oo bacılar nereden böyle? İğnem vardı. Hocanın karısına yaptırmışım. Geçmiş olsun. Epey doğrultmuşsun belini. Çok şükür Allah'ıma. Öğretmenimize köyü gezdiriyorum. Hayattır adı. Hoş gelmiş. Hoş bulduk. Biz de size bayılıydık. Gelin görümce bu ikisi. Hallerini görürsün. Biri tasa baki, öbürü çubuğa çali. Yani tokli, şişman. Gelin desen de bir kuru değnek. Şimdi anladım. Efendim? Erkektir. Kolay gelsin Şerife yenge. Sağ ol, Allah razı olsun. Gözün korkmuş he mi? Ben köydeki herkesi senin gibi sandım. Ah kuzum, insan insana benzer mi hiç? Şehirlisin ya, ondan öyle değişik geliyor. Alışırlar ha, alışırlar. Tamam, hesap kitap işi bitti. Bir davayı da takip ediyor. Tamam. Ver bakayım sen onu bana. Ver çekil şuradan. Çünkü şuradan. Cemal, boyun basın devresin Cemal. Ben seni bana bugünleri gösteresin diye mi büyüttüm? Puh yazıklar olsun sana verdiğim emeklere Cemal. Nene dur bir sakin ol. Ne? Sattırmam. Hele sattırmam. Bir karış torpak sattırmam. Ne zaman ki benim cesedimi çiğneyeceksin ondan sonra çakarsın bu kazıkları. Nene dur nene. Ey Allah'ım. Ben sana ne ettim de bana bunları reva gördün. Ben öleydim sana haydi. Nene! 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 Gel, gel. Gel hadi gel. Nasılsın Cemile, iyi misin?
Meryem Hacer, sağ olasın. Öğretmenimiz Cemile, duymuşsundur. He, biliyorum. Nasılsın öğretme hanım? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Şükür canımız sağdır. Cemal görünmüyor. Köyde değil midir? Bana gidip gel, yaz bir işleri vardır. Sen o saçaklı oyanın örneğini getirecektin. Kızlara birer tane çeyizini örem diye. He, getiririm. Oturmaya da beklerim. Al gel bir gün öğretme hanımı. İnşallah, inşallah. Hadi, hadi görüşürüz. Bu Cemile de taze çağında ersiz kalmıştır. Bir de kaynanası var. Umru teyze. Neden ölmüş kocası? Ben bilmem pek. Gumru teyzenin bir kızı varmış. Yani Cemile'nin görümcesi. Sevdiğine mi kaçmış? Ağabeyi Cemile'nin kocası peşine düşeyim. Burayı öleyim. Ya. Ya. Cemal dedim ya. Cemile'nin oğlu işte. Okudu baytar oldu. Senden iyi olmasın. Çok iyi çocuktur. Geçenlerde Halim'i hastalamıştı ya. Geldi bir bakmayla iyi etti. Sağ olsun. Demek bu köydensin Cemal. Alacağın olsun. Abla, abla! Abla! Abla, abla bak öğretmeni sana verdim. Anam. Pek de güzelmiş. Sayfalar da apak. Bunları yazıyla dolduracaksın ha. Öyle karalamak, resim yapmak neyin yok? Karalama. Oh, mis gibi de kokuyor. Kokuyor mu? Hey. Esas mı? He ya. Bunları ağaçtan yapıyorlar. Böyle ince ince kesiyorlar, defter oluyor. Ondan böyle mis gibi kokuyor. Ver bakalım kaleminde güzel yazıyor mu? Kız! Ne arıyorsun sen orada? Şey ana, öğretmen defter vermiş de Recep bile adını yazıyordum. He, adını yazıyormuş. Kaytaracak yer arıyorum desene sen şuna. Süpürmemişsen hiçbir tarafları daha. Pek de güzel yazmışsan. Bunu da etmişsen çocuğun defterine. Al. Çık yukarı. Yürü git Aram. Hayvanların altı ıslanmıştır. Dışarı çıkar. Yerlere de ot ser. Daha da çocukların kitabını, defterini neyin ellediğini görmeyeyim. Saçını başını yolarım bak. De haydi. Ah, kızlar sofrayı hazır etmiştir. Hadi gel de yemek yiyek. Tamam. Ben üstümü değiştireyim, hemen geliyorum. Tamam, hadi. Hey. Ay. Selman, ne işin var burada? Hoş gelmişsin. Bizim köyden gelen vardı bu tarafa. Sizi görem dedim. Ha. Galip yok mu? Gelmiştir, gelmiştir. İçeridedir. Geç buyur. Nene. Neneciğim. Kızın açığı çok şükür. Nene. Nene, iyi misin? Nene, bak ben seni hiç üzmek ister miyim nene? Ha? Bak bir kabul etsen, bir anlasan beni. Nene, bütün bu olup bitenler benim hoşuma gidiyor sanıyorsun. Yok öyle dava açmalar, yok ilan asmalar filan. Ama mecbur bıraktınız nene bunu. Nene, gel bundan sonrasını tatlılıkla halledek. Ha? Otur Selman, otur. Bak bizim köyün öğretmenidir ha. Nasılsın koca? Hayka yapıştır. İyiyim Galip abi, sağ ol. Ben doydum Galip. Al işte, afiyet olsun. Ya otur, nereye gidiyorsun? Halan nasıl, iyidir? Anam iyi. Evet. Şerife nasıl? Düzelmiş mi kocasıyla arası? Ya Şerife, baba ocağına dönmüştür. Yazması böyleymiş. Allah ne verirse hayırlısı. Ben gidem artık Galip.
Oturaydın. Bak biraz sonra gece olacak ha. Yok, anam gibi meraklanır. Ey. Afiyet olsun. Halama selam et ha. Allah Allah. Ne geldi, ne gidip oğlan. Bu işte bir iş vardır ya. Anlamadım. Anne, ben de kalem isterim, defter isterim. Alacağım aslanım, sana da alacağım. Hadi. İçeride çamaşır kaldı az biraz. Ocaktaki suyla yuvarsın. Ya. Temizle ortalığı, iyicene süpür. Bulaşık bulaşık bırakma ha. Tamam. Ha, kalan süde de yoğurt çalıver. Olur, haydi. Ben çalarım. Haydi. Afiyet olsun. Sağ ol. Aman da aman benim oğlum, yazayım mıymış hayat öğretmen? Vay. Kız, al şunu. İyi akşamlar Galip. Sana da komutan. Hayırdır? Bir ihbar var. Köydeki bütün evleri arıyoruz. Burayı da arayacağız. Arayın aramasına da. Ne olmuş ki komutan? Bir şüpheliyi arıyoruz. Şüpheli? Elini kaldır. Şuradan. Kalk. Kalk. Yürü. Yürü. Şüpheli şahsı aldı komutanım. Durun, durun çocuklar siz. Nazan Suzan çocuklara bak sen. Orada saklanıyordu. Selman. Selman'ı mı aradınız komutanım? Evet, tanıyor musun? Halamın oğlu oluyor. Ne yapmış ki komutan? Kız kardeşini öldürmüş. Kız kardeşi? Vay! Şerife! Kocasına karşı gelmişti. Evden kaçmış. Cezası ölümdü Galip. Götürün araca. Galip, sen de bizimle geliyorsun. Bir dakika, Galip abinin suçu yok. Ben şahidim, adam kendisi geldi, sonra da gidiyorum dedi gitti. Vallahi kocanın derdi gibi olmuştur komutan. Senin ahırında ne işi var o zaman? Ben gitmemişim. Saklanmış şerefsiz. Karakolda anlatırsın Galip, yürü. Ama adam vallahi ben de istemiyorum. Dur Hacer, Hacer merak etme. Galip abi karakolda ifadesini alırlar, sonra geliriz. Merak etme. Hayat öğretmen! Galip! Saçın uzamış ana. Pek güzel olmuş. Öğretmen saç da böyle uzun biliyor musun ana? Hem de seninki gibi simsiyah. Öyle güzel bakır ki öğretmenle. Gülünce sanki gözlerinin içi gülüyor. Kanı kaynıyor hemencecik insan. Sesi de pek güzel, yumuşacık. Hani yağmur yağar ya baharda, sesi bir hoş eder insanı. Aynı onun gibi. Ben de okuyaydım. Böyle öğretmen olaydım. Ne güzel olurdu değil mi ona? Gülümser kadının kızı okumuştu, öğretmen olmuş derlerdi. Sevcan öğretmen diye çağırırlardı beni. Sevcan öğretmen. Belli mi olur? Belki okurum. Değişir belki yazgım. Tamam. Kasabaya da iyice yerleşmişsin. Hangi rüzgar attı seni buraya Cemal? Sana mahkeme açtım amca. Haberin yok mu? Haberim vardır. Yapmışsın bir cahillik. Bunu demeye mi geldin? Yok. Bak amca. Nenem boğulup bitenlere çok üzülüyor. Diyorum ki ben bu davadan vazgeçeyim. Sen de bana ait olan toprakları teslim et. Bu iş bitsin ha.
Veremem Cemal. 5 yıllığına sözleşme yaptık. Bunu ben sana anlattım. Ne alabilirim, ne satabilirim? Biliyorum amca, biliyorum. Sen bu topraklar için sözleşme imzalamışsın. Tazminatı var. Ama merak etme. Ben toprakları satar satmaz bu parayı ödeyeceğim sana. Her şey para değil Cemal. Bu topraklarda babamın, dedeyin alın teri var. Torpak satılmaz. Hem tabii sen bu topraklarda büyümediğin için torpağın kıymetini pek bilmezsin. Hem ne edecek zaten bu kanca toprak? Ha? Nene yüzlüğünle kalırsın. Yılda 10 milyar kira veriyorlar. Al parayı git. Beni ikna etmeye çalışma amca. Benim kararım kesindir. Bu toprakları satacağım ben. Sen bu toprakları, benim olan toprakları bana güzellikle verecek misin, vermeyecek misin onu söyle. Vermeyeceğim. Vermeyeceksin, öyle mi? Heh, öyle. Artık ok yaydan çıktı. Ok yaydan çıktı amca. Galip abi nerede? O yarına kadar kalacak. Niye kalacak? Her şey ortaya çıktı işte. Neden bırakmıyorsunuz adamı anlamıyorum. Kalması gerek yok ki, kalacak diyoruz. O şehirli mantığınızla her şeyi çözeceğinizi sanıyorsunuz. Bu saatte araç bulunmaz. Bırakalım. Çok mantıklı. Hadi bakayım içeri. Hadi üşüyeceksiniz. Yürü. Yürü. Hayat öğretmen. Galip. Endişelenmeyin, bir sorun yok. Hayat Hanım'ın şahitliği sayesinde Galip'in olayla bir ilgisi olmadığı anlaşıldı. GBT için kalacak. Sabah çıkar. Hadi iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Allah senden razı olsun hayat öğretmen. Ne yaptım ki Hacer? Çocuklar uyudular mı? Ha, gel, gel hadi üşüme gel. Aynı senin anlattığın köylere benziyor burası anneciğim. Sıcacık bir köy odasında yazıyorum bu satırları sana. Bir zamanlar bizim evimiz ne kadar canlı, gürültülü, kahkaha doluysa burası da o kadar sessiz işte. Bir annemi çok özlüyorum. Bir de ikinizi. Ebru ile seni. Yarın bana gideceğim. Çocuklar için bir şeyler alacağım. Hatırladım, hatırladım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz hocam. Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun hocam. Çocuklar için kitap alacaktım. Ben buraya bir liste yaptım. Sınıflara göre tahmini bir döküm çıkardım. Hocam şu anda elimizde bu kitaplardan yok. Ama Ankara'dan istetebiliriz. Birkaç güne gelir. Tamam, peki benim mi gelip almam gerekecek? Sizin gelmenize gerek yok. Biz köy minibüsüyle göndeririz. Başka bir isteğiniz? Yok, teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. Ne oluyor?
Anneciğim, canım, bir tanem. İyi misin? Nasıl olayım hayat? Ebru'yu biliyorsun değil mi? Neyse, gitsin bir bakalım. Sen Van'da mısın hayatım? Ya bu nasıl olacak böyle? Aklım hep sende kalıyor. Bilmiyorum ki Leyla anneciğim. Bak ben bana her geldiğimde ararım seni, tamam mı? İyiyim iyiyim. Merak etme. Bak sana mektup yazdım, şimdi attım. Yok merak etme, iyiyim. Tamam ben seni arayacağım, kendine iyi bak. Hayat. Merhaba. Merhaba. Nasıl gidiyor öğretmenlik? İyi. Köyünden hala memnunsun yani? Çok memnunum. İstersen bir gün köye gel. Çocuklarla da tanışırsın. İyi günler. Çektim de ama yalnız başıma yemeği hiç sevmiyorum. Benimle yer misin? Olur. Hadi o zaman. Hadi gel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Birer porsiyon döner, bir de pilav istiyoruz. Kola da içecek mi? Kola da içelim. Bir de ortaya kocaman patates kızartması istiyoruz. Tatlılarımızı da sonra söyleriz. Şimdilik bu kadar. Ne var? Nerede kaldın Yusuf? Geldim işte. Bak, buraya sinir oluyorum. Sanki hiç insan görmemişler. Yiyecek gibi bakıyorlar. Kimsenin baktığı yok Özlem. Abartıyorsun. Öyle olsun. Benim bu akşam nöbetim yok. Sen evdesin değil mi? Devreye çıkacağım. Ne bu Yusuf? Hiç görüşemiyoruz, farkında değil misin? Ben hep hastanede nöbette, sen hep yollarda. Tatile gelmedik buraya Özlem. Görevimizi yapıyoruz. Bir şey istemiyor musun? Hayır. Döner güzelmiş değil mi? Ben doymadım, bir tane daha söyleyeceğim. Sen de ister misin? Yok, ben doydum. Sen ye. Aa, daha tatlı yiyeceğiz ama. Aa, bak ne var bunun içinde. Resim yapmayı sever misin? Severim, hiç yapmadım ama. Olsun. Bundan sonra yaparsın. Bak, bu pastel boya, bu da kuru boya. Sonra... bu resim defteri de senin olsun bak. Bundan da ister misin? Yok, komutan abi vermiş yollardan bana. Komutan abi mi var senin? He, bana kocaman kitaplar verdi. Bir tanesinin içinde bir sürü resim var ama hepsi renksiz. Olsun, bunlarla boyarsın işte. Çekeceğim var bizim köylüden hoca. Allah kolaylık versin. Allah beter saplandık. Ne oldu? Karabuk attık galiba hoca.
Ben de buradan çıkmaz ya. Ne edeceğiz o zaman? Ne bileyim ben. Geceyi burada mı geçirmek istersin? Ola bilmiyorum. Mecbur çıkaracağız zat itim. Hadi lan itim. Sağ olasın Bülent. Suratı nasıl? Rıdvan abi düşük bir rakam mı söyledi? Yok ya o değil Bülent. Bizimkilere canım sıkkın. Nenem hastalandı. Bayram amcam da iyice yine de bindirdi işi. Cemal. Aslında bu şirketin ödediği de pek fena bir para değil ha. Bütün araziye senede 15 milyar kira veriyorlar. 15 milyar mı? Ha. İstersen kiralık aslında. Mal sahibi sen olduğuna göre yeni bir kontrat yaparsın. Biraz daha arttırırsın fiyatı. Uzun vadede daha karlı çıkarsın. Amcam 10 milyar alıyorum dedi bana. Hadi ya. Yok Bülent yok. Kesin kararımı verdim. Satacağım ben bu toprakları. Ya hanım daha ne kadar bekleyeceğiz burada? Bana ne sorusun kardeşim? Bir çıkaramadınız arabayı. Lan insanınız oğlum bir çıkaramadınız. Çürek yok şu arabada. Çıkmayın. Yardıma ihtiyacınız var galiba Hamdo. Olmaz mı komutan? Allah gönderdi sizi. Asker arkadaşlar bir el atsa da çeksek şunu ha. Bir yardım edelim bakalım çocuklar. Emredersiniz komutanım. Hay yaşayasın komutan. Sağ olun asker arkadaşlar. Siz olmasanız halimiz harap valla. Hadi yolculuklar. Sağ ol komutan, sağ ol. Alo? Emre, oğlum nasılsın? İyiyim iyiyim, merak etme. Merdiven çıktım da ondan biraz böyle nefes nefese kaldım. Yarın Ebru geliyor artık. Sen karşılarsın. Nasıl? Anlamadım. Sana yakın değil mi? Yani siz şimdi birlikte değil mi? Emre sen ne diyorsun? Arkadaşlarla dışarı çıktık. O kadar güzel bir veda yemeği hazırlamışlar ki. Anne ne oldu? Anne ne oldu sana? Bunu nasıl yaparsın bana? Ne yani? Neden bana yalan söyledin? Neden kandırdın? Meyhun anneciğim ben arkadaşlarla... Sus! Gördüm sizi. O çocuklaydın. Öptü seni. Abla. Ben sana... Bak. Yeter. Yeter bana artık yalan söyleme. Ebru. Neden? Sen hiç bu ailede böyle şeyler gördün mü? Hiç biz yalan söyledik mi? Hiç mi bu ailenin terbiyesini almadın? Hiç mi? Sen anne... Neden yalan söylüyorsun Ebru? Neden? Anneciğim yalan söylemedim ki ben sadece... Korktuğum için her şeyi birden anlatamadım sana o kadar. İyi ki günleri Gülcan annen görmedi. Yoksa kahrından ölürdü. Anne. Anne özür dilerim. Özür dilerim ne olur affet annem ne olur. Ne olur.
Adın ne senin? Sevcan. Benimki de Hayat. Öğretmenim. Okula gidiyor musun? Bu işi bitirdim. Okumayı çok mu seviyorsun? Al bak. Bunu ben okudum. Artık bana lazım değil. Al. Teşekkür ederim. Neredesin sen kız? Hayvanları suya götürdüm ya. Bu vakte kadar suda mıydın? Yatıya da kalaydınız. Yürü çabuk, hayvanları içeri sok. Sonra da sofrayı kur. Hadi. Ben gidiyorum. Beni yolcu etmeyecek misin? Anneciğim, seni çok seviyorum. Affet beni. Ya ben şimdi gidip adamımı alıp geleyim. Bakalım nasıl benim iyiymiş.
Ya etmeyin gözünü seveyim. Ver kızı gitsin anasını. Ya ver. Ya ver. İlk günden inatlaşma köylüyle. Ben dinlesen. Ya beladır bunlar. Bulaşma bir de ya.